6 Şubat depreminden sonra büyük bir üzüntü, büyük bir yıkım içerisinde Nevşehir'e geldik. Kursum açıldı ve kursum açıldıktan sonra taş bebek yapmaya karar verdik. Dolayısıyla burada Kızılırmak, bu anlamda çok bereketli taşları vardı kıyısında. Biz de bunları geleneksel el sanatlarımız olan taş bebekle birleştirip sizlerin beğenisine sunduk. Taşta her türlü ifadeyi çalışabiliriz. Onların hayal gücüne kalmış. Hatta bir kursiyerim Matruşka'ya çalıştı. Çok hayranlıkla izledim kendisini. Taş bebek dört taştan oluşuyor. Dört taş ve hamur seramiğinden oluşuyor. İlk önce taşları birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra hamur seramiğiyle kaplıyoruz. İfadesini, yüzünü, kaşını, gözünü her şeyini çizerek yapıyoruz. Biz bu taş bebek sanatını icra ederken üç mesleği de bir arada icra ediyoruz aslında. Hem terzi oluyoruz, hem ressam oluyoruz, hem de heykeltıraş oluyoruz. Onu unutmamız mümkün değil. Zaman alacak bunu unutmamız. Fakat bize terapi ve tedavi oluyor. Sanat birleştirir sözüyle birleştirdiğimiz zaman sanat gerçekten iyileştiriyor, sanat gerçekten birleştiriyor. Depremin etkilerini taşlarla atmaya çalışıyoruz. Yaptığımız sanatla atmaya çalışıyoruz. Deprem gerçekten çok yıkıcı ve çok üzücü bir olaydı bizler için. Taşlarla uğraşmak bize tedavi ve terapi oluyor. Depremin ağır hasarlarını beynimizden silmeye çalışıyoruz yaptığımız sanatla birlikte. Onlar ilk defa karşılaşıyorlar. Çok da şaşırdılar aslında ilk başta ben söylediğimde. Hep beraber grup oluşturduk. Kızılırmak'ın kenarına gittik. O bizim için çok eğlenceliydi. Taşları nasıl taşlar toplayacağımızdan bahsettim. Yassı taşlar topladık. Şekilli taşlar topladık. Yani onlar sizlerin hayal gücüne kalmış bir şekilde toplanılacak taşlardı. Onlar da topladılar. Sonra buraya gelip onlarla tablolar yaptıkça, onlarla bebekler yaptıkça inanın onlar benden daha mutlu oldular. Diyebiliriz ki depremden sonra birbirimizin yaralarını sardık diyebiliriz. Şu an için 20 tane aktif kursiyerim var. Gelmek isteyenler çok fazla. Nevşehir Halk Eğitim Merkezimiz bu bağlamda bize çok büyük destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Duyduğumuzda aklımız almadı ilk önce bizim de taştan nasıl bir şey olur diye. Ama sonra taşı şekil verip de gördükten sonra gerçekten beni çok sardı. Nasıl diyeyim? Yani heyecanlandırıyor. Ondan sonra ona bir çok heyecanlandırdı bizi. Ve gerçekten herkes duyduğunda da taştan nasıl oluyor diyor. Onu şekil nasıl veriyorsunuz diye çok merak ediyorlar. Biz de aynı öyle düşünüyorduk. Böyle yani. Burada şekil verdikçe hayal gücümüz de daha gelişiyor. Daha farklı fikirler oluşuyor beynimizde. Gerçekten doğaya bile bakışımız değişti. Nereye gitsek hangi taştan ne olur diye bakmaya başladık. İlk şey yaptığımızda zaten Çiğdem Hocam'ın öyle bir enerjisi var ki insanın içine alıveriyor böyle. Ondan sonra onunla zaten kaynaştık dediği gibi hani onu gerçekten birkaç şehirde deprem oldu ama bütün Türkiye'yi biz kalbimizde hissettik. Yaşadığımızda, yediğimizde, içtiğimizde ve halen onun etkisinde kurtulamadık. Onu da görünce içimize aldık. Bizden birisi oldu. O da çok gerçekten enerjisi çok insana geçiyor ve öğrendiği her şeyi, bildiği her şeyi bize aktarmaya, öğretmeye çalışıyor. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. İyi ki tanışmışız, iyi ki Çiğdem Hocam'la tanışmışız. Boyama üzerine merakım, ilgim zaten vardı. Hani bir de bu şekilde deneyelim istedik. Hani neler çıkacak merak ettik. Yani bu da çok hoşumuza gitti, güzel. Yani güzel ilerliyor. Nereye gitsek artık şu taştan ne olur, ne şekil çıkar? Şöyle boyasak nasıl olur? Yani o şey öyle şeyler oluyor tabii. Taştan bebekler, tablolar, yani çeşitli faaliyetler yaptık. Kursumuz zaten yeni sayılır. Birkaç hafta oldu. Yine de bayağı şeyler çıkardık. Taşlarımızı Kızılırmak'tan topladık. İşte çevrelerden, yani sokakta bile bulduğumuz taşı yeri geliyor hani topluyorsun. Bahçeni bile süpürürken gördüğün taşlar bile ilgini çekip alabiliyorsun. Her türlü taştan oluyor, hepsi değerleniyor yani. Güzel şeyler çıkıyor. Etrafta çok beğeniyor, ne güzel şeyler yapmışsınız diyor. Hani bu tarz şeyleri görmeyenler de var hala. Çok kişi seviyor yani, olumlu sonuçlar alıyoruz.